Ben derin besim, sen de tutulur. Yeniden besim, bir daha tutulur. Çok değerli Kayalıoğlu Mahallesi sakinlerimiz, çok değerli hemşerilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gençlere örnek, versin bizi yurtta birlik halka tam hizmet. Ben derim besim, sen de tutulur yeniden besim. Yok onun kitabında pusulası Atatürk attı her adımda. Dün de bugün de Akhisar hep yanında. Ben derim besim, sen de tutulur yeniden besim. Bir daha tutulur. Halka hizmetin yolu sevgiden geçer. Bir yanı sana, bir yanı bana benzer. Akhisar tarih yazdı, yeniden yazar. Ben derim besim, sen de tutulur. Yeniden besim, bir daha tutulur. Huzur sözü verip çok değerli. Çok değerli misafirlerimiz, sizlere bir sürprizimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta Ekrem İmamoğlu'nun olmak üzere birçok büyükşehir belediye başkanımızın şarkılarını besteleyen sanatçımız, Anadolu Rock müziğinin efsanesi, usta ismi Ali Taylan aramızda. Çok kuvvetli alkışlarınıza kendisini sahneye takdim ediyorum. Efendim iyi akşamlar, mutlu Ramazanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim adım Ali, soyadım Altay. Efendim yaygın değil, saygın bir müzik yapmaya çalışıyoruz. O yüzden Cumhuriyet'in bize bıraktığı, Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının bıraktığı 18 Mart yarın Çanakkale'nin 109. yılı. Doğru mu? Hepimizin bu ülkeye bir borcu var. Hepimizin Mustafa Kemal'e bir borcu var. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli belediye başkanları, meclis üyeleri, gönüllerinden, yüreklerinden, canlarından, kanlarından hiç çekinmeden sizlere hizmet vermek için buradalar. Sizler de onlar için buradasınız. Seçimde ne yapıyorsunuz? Ben derim besim. Ben derim besim. Tamam, çok güzel. Kararınızı vermişsiniz, doğru. Fazla zamanınızı almıyorum. 100. yıl için, Cumhuriyetimizin 100. yılı için bir marş yaptım. Dinlemek ister misiniz? Evet. Peki. Hazırsanız eşlik ediyoruz. Buyurun. Cumhuriyet var. Bildim.
bitmeyecek destanı sen yazdın adam. Kutlara işlendi yüzyıldır hürriyet. Yaşa Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet. Kutlara işlendi yüzyıldır hürriyet. Yaşa Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet. Tek bayrak alanında, vatanın her köşesinde birbirine sımsıkı tutunabiliyorsan Cumhuriyet var. Sen, ben yoksa, ayrıcalık, ayrımcılık yoksa Cumhuriyet var. Eğer bugün Cumhuriyet varsa, bu Cumhuriyet'in bir baş kahramanı var. Onun adı Mustafa, onun adı Kemal, onun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk. Bu vatan bitmeyecek destanı sen yazdın atam. Ruhlara işlendi yüzyıldır hürriyet. Yaşa Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet. Ruhlara işlendi yüzyıldır hürriyet. Yaşa Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet. Yaşa Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet. Yaşa Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet! Çırpınan elleriniz dert görmesin. Ömrünüz bir çınar ağacının ömrü kadar uzun olsun. Başkanım besime güzel oylar olsun. Tamam mıyız? Şimdi tabii Türkiye'nin en eski festivalleri buraya ait değil mi? Kaçıncısı yapıldı? 600 kaçı? 62. Kaçtı 62'li? 562'li. Bu sene 563.sü yapılacaksa belki sizlerle bir konser veririz, olmaz mı? Saygılar sunuyorum, hoşça kalın, sağlıcakla kalın! Güzel besteyi bizlere seslendirdiği için Ali Altay'a çok teşekkür ediyoruz. Üzere Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar İlk Kadın İlçe Başkanı Hayri Aceti çok kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çok güzelsin Kayalıoğlu. İyi akşamlar. Evet, az önce bestekarımızın söylediği gibi iyi ki Cumhuriyet var. İyi ki biz Cumhuriyet çocuklarıyız ve bu Cumhuriyet'in kazanımıyla bugün bir ilçe başkanı olarak karşınızdayım. Hepiniz sağ olun, var olun. Evet, biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak böyle devam ediyoruz bütün toplantılarımızda. Partimizi birlikte yönettiğimiz, birlikte çalıştığımız çok değerli Kadın Kolları Başkanı Emine Güven'i yanıma davet ediyorum. O ki kadın kollarını, kadınları her alanda örgütlüyor. İstanbul gezileri yapıyorlar. Kadınları evlerinden çıkıp alanlarda çalışmalarını, gezmelerini sağlıyorlar. Besim Başkanımızın da destekleriyle İstanbul'a gidiyorlar. Sizler de gittiniz herhalde. Gitmediniz mi? Siz ama bir Ankara yaptınız, öyle hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Bir de bu kadar güzel alanı düzenleyen, bayrakları asan, partimizin bayrağını her yerde dalgalandıran, herkesi örgütleyen, her yeri örgütleyen gençlerimizin bir başkanı var. Emre Ercan Başkanım, buyurun efendim. Gururla. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak öncelikle bugünkü muhteşem buluşmayı sağlayan, bize bu alanda yardımcı olan, partimizi burada temsil eden mahalle temsilcilerimize çok teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli Kayalıoğlu'nun güzel insanları, kıymetli hemşehrilerim, sizleri önce partim adına, sonra da yüreği vatan sevgisiyle atan, Atatürk sevgisiyle atan Türkiye İttifakı adına selamlıyorum.
değerli hemşehrilerimiz. Evet, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilk seçimleri gerçekleştireceğiz. 15 günden artık az bir zaman kalmak üzere. 15 gün sonra sandıklara gideceğiz. İki tane belediye başkanı seçeceğiz. Biri Akhisar Belediye Başkanı olacak. Diğeri de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Akhisar Belediye Başkanımız olacak. Zaten şu anda Akhisar Belediye Başkanımız Besim Mutlu aramızda. Ona kocaman bir alkış rica ediyorum. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçeceğiz. O da bizim adayımız Ferdi Zeyrek. Az önce beraberdik. Balkan Göçmenleri Derneği'nin iftar yemeğine katıldı. Bir program nedeniyle 40 ağaca gitti. Hepinize bol selamlarını getirdim. Ferdi Zeyrek'in tüm Kayalıoğlu halkına bol selamları var. Evet. Sizlere öncelikle Genel Başkanımız, değişimin öncüsü, Manisa'mızın ilk ve tek Genel Başkanı, Manisa'nın gururu, Türkiye'nin umudu, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in selamlarını getirdik. Bugün yine buraya, ben çok şanslı bir ilçe başkanıyım, bunu her yerde söylüyorum. Bir belediye başkanımız var, bir de milletvekilimiz var. Bu toprağın oğlu Vehbi Bakırlıoğlu milletvekilimizle geldik. Hoş geldiniz vekilim. Evet. Dediğim gibi 15 gün sonra bir yerel seçim var. Bu yerel seçimlerde bizim Akhisar Belediye Başkan adayımız Besim Dutlulu. Yaklaşık 3 aydır kendisiyle alanlarda geziyoruz. Bütün Akhisar'ı köy köy, mahalle mahalle adım adım gezdik. Her yerde onun yaptığı sosyal belediyecilik, yaptığı hizmetlerden dolayı insanların onu ne kadar sevdiğini, ne kadar bağrına bastığını gördük. İnsanlar diyorlar ki, başkanım senin çalışmana gerek yok, git evde otur diyorlar. Ama biz durmuyoruz. Köy köy, mahalle mahalle geziyoruz. Önümüzde bir seçim var. Kolay değil. Her seçimin zor olduğu gibi bu seçim de kolay bir seçim değil. Ama yaptığımız hizmetler, Besim Başkan'ın yaptığı hizmetler, ekibinin yaptığı hizmetler bizi gururlandırıyor ve çok güzel çalışmalara imza attıklarını alanda görüyoruz. İnsanlar diyorlar ki, genç başkanla devam. İnsanlar diyorlar ki, güler yüzlü başkanla devam. Şimdi ben size soruyorum Kayalıoğlu, genç başkanla devam mı? Devam! Güler yüzlü başkanla devam mı? Devam! İşte bu. Evet, hepinizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar Allah katında kabul olsun. Yarın 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü. Bizim evet yıl dönümlerimizden çok önemli, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli noktalarından. Yarın da onları minnetle anacağız hep beraber. Ben sözü uzatmıyorum, sözün sahibi var zaten biraz sonra. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ferdi Başkanımızı ve Besim Başkanımızı önce Allah'a sonra size emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı ilçe başkanımız Hayri Hacet'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Manisa'nın evladı, bu toprağın oğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere çok kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bu ne güzel Kayalıoğlu böyle. Bu ne güzel Kayalıoğlu böyle. Hepinize merhaba. Merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Ellerinden öpüyorum, ellerinden öpüyorum. Evet, değerli Kayalıoğlu sakinleri, buraya gelmezden önce bugün biraz evvel başkanımın da belirttiği gibi Manisa'nın gururu, Türkiye'nin umudu, ikinci yüzyılın
ilk lideri, içimizden biri, bu toprakların evladı Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi yaptık. Hepinize selamları var. Dedim ki Kayalıoğlu'na gidiyorum. Tüm Kayalıoğlu halkına selamları var. Dedi ki Kayalıoğlu beni sever. Öyle mi? Seviyor muyuz Genel Başkanım? Kayalıoğlu bana her zaman sahip çıkmıştır. Kayalıoğlu her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet'e sahip çıkmıştır. Şimdi iki tane adayımız var. Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkan adayımız. Bir de Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Her iki adayımıza da sahip çıksın diyor Kayalıoğlu sakinleri. Adaylarımıza sahip çıkacak mıyız? Evet. 31 Mart'ta sandıkları patlatacak mıyız? Evet. Patlatacak mıyız? Evet. O zaman sizler bu sandıkları patlatın. Her iki adayımız da biz inanıyoruz ve güveniyoruz. Bir belediye başkanı olacaklar. Size söz, geleceğiz bu meydanda seçim akşamı. Zigoş oynayacağız, tamam mı? Zigoş oynamaya, tamam mı? Hep beraber oynayacağız başkan, hep beraber burada. Beraber zigoş oynayacağız. Evet, seçime az kaldı. 14 gün kadar bir süre kaldı. Şimdi 5 yıl öncesi de bu meydana gelmiştik. Besim Başkan'la beraber. Ben o zaman yeni milletvekiliyim. Besim Başkan da belediye başkan adayı. O zaman bu kürsülerden çıkıp sizlere bir şey söylemiştik. Demiştik ki siz Besim Başkan'a sahip çıkın, destek verin, oy verin, güç verin. Besim Başkan belediye başkanı olsun. Sizlere, Kayalıoğlu halkına, Akhisar'a hizmet edecek demiştik. Ve bizi mahcup etmeyecek demiştik. Allah'a şükür. Aradan 5 yıl gitti, geçti. Nereye gidersek gidelim onu görüyoruz. Bir kere daha bizi mahcup etmedi, başımızı öne eğmedi. Ve şunu söylemiştik, sizler destek verin, oy verin. Biz öyle çalışacağız ki ekiple beraber sizlere verdiğiniz oyları helal ettireceğiz. Geldiğimiz zaman diyeceksiniz ki siz, helal olsun Besim Başkan'a, helal olsun Besim Başkan'a verdiğimiz oylara. Şimdi soruyorum, helal olsun diyor musunuz Besim Başkan'a? Helal olsun diyor musunuz? Vallahi helal olsun Sayın Başkanım. Helal olsun vermiş olduğumuz, nasıl? Kat be kat helal olsun. Ah teyzem, bravo vallahi, helal olsun. Sana helal olsun teyzeciğim. Evet, bu mutluluk içerisinde seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Esasında 5 yılda bazı şeyler değişti, bazı şeyler hiç değişmedi. Mesela değişen şeylerden bahsedeyim. Dedim ya 5 yıl önce bu meydana gelmiştik. Bu meydan böyle değildi. Öyle mi? 5 yıl içerisinde Kayalıoğlu'nda birçok şey değişti. Meydanlara sahip olduk. Sosyal tesislere sahip olduk. Kayalıoğlu uzun bir aradan sonra gerçek belediyeciliğin ne olduğunu bu 5 yıllık süre içerisinde Besim Başkan'la, Cumhuriyet Halk Partisi'yle öğrenmiş oldu. Öyle mi arkadaşlar? Şimdi Akhisar'da görmüşsünüzdür, yeşil bir araba geziyor, arabalar geziyor. Gerçek belediyecilik diye. Arkadaşlar, gerçek belediyeciliği Akhisar 5 yıldır Besim Başkan'la beraber gördü Allah'a şükür. Bir de değişmeyen bir şey var. Ne değişmiyor? Bu 5 yıl içerisinde Besim Başkan'ın hizmet aşkında herhangi bir değişiklik yok. İlk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla sizlere hizmet etmek için var gücüyle çalışıyor ekibiyle beraber. Bir de eyvallah, Allah senden razı olsun. Bizim burada vallahi şey gibi oldu böyle. Ya bu akşam senle vallahi güzel bir ilişkimiz oldu burada. Elektriğimiz oldu. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Ah be teyzem, sen zamanında siyasetçi olacakmışsın vallahi billahi. Maşallah, maşallah. Şimdi bir de esasında kolay bir karar vereceksiniz. Hakikaten kolay bir karar vereceksiniz. Bir tarafta Besim Başkan'ın ve ekibinin 5 yıllık belediyeciliği var. Diğer tarafta da 15 yıllık bir Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliği var. İkisini de biliyorsunuz. Beraber yaşadınız. Hizmetler ortada. İkisi bir tarafını Besim Başkan'a koyacaksınız bir küfeye. Öbür küfeye de 15 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliğini koyacaksınız. Ben inanıyorum ki o 5 yıllık Besim Başkan'ın dönemi
ötekinden ağır basacak. Ve 31 Mart'ta Besim Başkan belki de tarihi bir skorla sizlerin desteğiyle Akhisar Belediye Başkanlığı'na devam edecek inşallah. Bir de başka bir adayımız da var. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var. Tanıyor musunuz? Hani genel başkanımız diyor ya, sütte leke var, ferdi zeyrekte leke yok. Tanıyor musunuz Ferdi Başkan'ı? E peki güveniyor musunuz Ferdi Başkan'a? Seviyor musunuz Ferdi Başkan'ı? E vallahi biz de Ferdi Başkan'ı hem güveniyoruz hem de seviyoruz. Onda da dediğim gibi mimar kardeşimiz, yıllarca Mimarlar Odası Başkanlığı yapmış, Akademik Odalar Başkanlığı yapmış, il başkanlığımız yapmış, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmış, tuttuğunu koparan, aldığı her görevi layıkıyla yapan bir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var, Ferdi Zeyrek. Burada da esasında kolay bir seçim yapacaksınız siz. Bir de karşısında kim var? Cengiz Ergün var. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı. Gören var mı şimdiye kadar arkadaşlar? Hiç gören yok mu? 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. İzmir'de yaşıyor. Seçimden seçime ortaya çıkıyor. Mutlaka Kayalıoğlu'ndaki insanları seviyordur. Hani bir laf, bir köy, bir şey var ya, şarkı. İşte bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, görmesek de. İşte o türküyü çığırıyor. O türküyü çığırıyor. Böyle bir belediye başkanı var. Bir de genç Ferdi Zeyrek var. Şimdi bunlardan bir tanesi Cengiz Ergün şunu söylüyor. Biliyorsunuz sizler Manisa'da yaşayanlar Türkiye'deki en pahalı suyu tüketiyorsunuz. En pahalı su. Cengiz Başkan diyor ki, geçen Turgut'ta şunu söylemiş. Demiş ki, kardeşim Ferdi Zeyre, atma Ferdi, din kardeşiyiz. Sen suyun miktarını, tutarını indiremezsin demiş. Yani şunu söylüyor. Eğer siz bana oy verirseniz, Cengiz Ergün'e oy verirseniz, diyor ki arkadaşlar, ben size Türkiye'deki en pahalı suyu kullandırmaya devam edeceğim diyor. Bir taraftan da Ferdi Zeyrek diyor ki, ben bunu kabul etmiyorum. Manisa'da yaşayan yurttaşlarımızın Türkiye'deki en pahalı suyu kullanmalarını kabul etmiyorum diyor. İlk iki ton su 1 lira olacak diyor. Yani su ücretlerimizde indirim olacak. Şimdi kararı siz vereceksiniz. Eyvallah. Kararı siz vereceksiniz. Yani ben Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandıracağım diyene mi, yapamazsın diyene mi, yoksa ben suyun fiyatını indireceğim, yaparım diyene mi oy vereceksiniz? Kime oy vereceksiniz? Ferdi Zeyrek'e oy vereceksiniz tabii. Yani aklın yolu burada bir. Şimdi çok kısa bir olaydan daha bahsedeceğim. Son günlerde ortada bazı anketler dolaşmaya başladı. Gördünüz mü anketleri? İşte 13 puan, 14 puan, 15 puan. Cengiz Ergün'ü önde gösteren bazı ısmarlama, manipülatif anketler var. Geçtiğimiz günlerde bir tane teyzenin bir tanesi geldi. Anketleri görmüş, üzülmüş. Evladım dedi, anketlere durum ne? Teyzeciğim, sana bir şey soracağım dedi. Komşuna sorduğun zaman kime oy vereceğim diyor? Ferdi Zeyrek'e. Alt komşun kime oy verecek? Ferdi Zeyrek'e. Bakkala soruyorsun kime oy verecek? Ferdi Zeyrek. Kasap? Ferdi Zeyrek. Tohumuna soruyorsun ne diyor? Ferdi Zeyrek diyor. E herkes Ferdi Zeyrek diyorsa bu anketler nasıl oldu da böyle rakamlar çıkartıyor? Belli ki ısmarlama yapılmış, sipariş üzerine yapılmış, parayla yapılmış anketler. Bizim anketlerimiz de var. 23'ünde Genel Başkanımız Özgür Özel Manisa'da siz değerli Manisalılarla beraber olacak. Çok büyük bir miting yapacağız. Hepiniz davetlimişsiniz bizim. Beraber olacağız orada. Oradaki anket sonuçlarını hepsini açıklayacak. Ben şunu söyleyeyim size. Akhisar'da da, Büyükşehir'de de açık ara farkla öndeyiz. Bunu bilin. Bunu bilin. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Bunu bilin. Ben o anketleri cebime koydum. O manipülatif anketleri, ısmarlama anketleri, sahte anketleri seçim cebime koydum. 31 Mart gecesi, 31 Mart gecesi onların hepsini çıkartacağım ve o insanların yüzlerine vuracağım. Hep beraber göreceğiz inşallah. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Birlikte
güzel günler göreceğimize inancımla, motorlarımızı maviliklere süreceğimizle inancımızla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Birkaç pankart dikkatimi çekti, şimdi size onları okumak istiyorum. Herkesin söz verip yapamadıklarını Besim Başkan yaptı. Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın diyor kardeşlerimiz Besim Başkanımıza. Ve programımıza şimdi de meclis üyelerimizi davetiyle devam edeceğim. Genç ve çalışkan kadromuzla Akhisar halkımızın hizmetindeyiz. İzninizle belediye meclis üyelerimizi takdim ediyorum. Kontenjan meclis üyeleri: Gülden Erhum mimar, Şafak Akçalı esnaf, Çiğdem Tekin emekli öğretmen. Asil meclis üyelerimiz: Lütfi Atta, ziraat mühendisi. Sema Şenyaşa, mimar. Ekrem Kayserili, esnaf. Ozan Kıvrak, yönetici. Ahmet Tınazlı, iktisatçı. Ruhan Tatlıdil, öğretmen. Bilal Özükırmızı, mali müşavir. Burak Merde, inşaat mühendisi. Emre Okkalı, avukat. Uğur Leylek, sanayi esnafı. Harife Ceyhan Özçelik, genel sekreter. Hanifi Çağlı, müteahhit. Sevim Şirin Haşlaman, finansçı. İbrahim Mert Kırıklı, endüstriyel kalıp teknikeri. Hüseyin Kuk, çiftçi. Hüseyin Çelik, eczane teknisyeni. Hüseyin Uslu, otogalerici. Kayhan Kuralay, emekli öğretmen. Ece Güven, ekonomist. İlhan Poyraz, mali müşavir. Aziz Balcı, emekli vergi memuru. Servet Akın, emekli. Zekeriya Açıkgöz, berber. Barkın Düzgün, esnaf. Hülya Gezgin, grafiker. Gülsevim Çoban, ekonometri. Seda Nazlı Kaynar, ev hanımı. Hakan Soylu, esnaf. Ve şimdi bu takımın liderini sahneye davet edeceğim. Ama öncesinde o coşkuyu hissetmemiz gerekiyor Kayalıoğlu. Bayrakları görebilir miyiz, bayrakları? Yeniden 70 Akhisar halkının gönüllerine tat kuran, anketlerde her zaman ilk üçte yer alan Akhisar'ın çalışkan başkanı, Akhisar'ın güler yüzlü başkanı Besim Dutlulu'yu ve kıymetli eşi Özge Dutlulu'yu çok kıymetli alkışlarınızla, çok kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ben derim Besim, sen de Dutlulu. Bir daha dostum. Ben de duygularımız karşılıklı.
Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu akşam burada olmak çok güzel. Çok şükür, çok şükür. Hani hem çok geldiğimiz hem de çok hizmet ettiğimiz bir belde. Bu bakımdan benim için değeri de çok fazla. Uzun uzun anlatacağım. Şimdi efendim 5 senedir belediye başkanıyım. Sizlerin de desteğiyle. Akisar'da da çok ciddi bir, Kayalıoğlu'nda da çok ciddi bir oy aldık. 5 sene önce belediye başkanı oldum. Şöyle bir baktık. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ne yazık ki çok fazla hizmet almamış bir belde. 2014'te belediyeyi kapatmış AK Parti tarafından, kapatılmış belediye. 2014'ten sonra büyükşehir yasasında çok fazla hizmetin geleceği söylenmiş. Ama bir baktık, Kayalıoğlu'na hiçbir şey yapmamış. Sadece Kayalıoğlu'na değil, hiçbir beldeye yapmamışlar. Hiçbir köye yapmamışlar. Bir de şöyle de bir eksiklik var. Paran yoktur, imkanın yoktur. Hizmet edememişindir. Ne yaparsın? Gönlünü alırsın. Sık gelirsin. Bir baktık, 15 sene odasından çıkmayan bir belediye başkanı yardımcısı. 15 sene boyunca halkın içine çıkmayan, sokaklarda gezmeyen, köylere gelmeyen, beldelere gelmeyen belediye başkan yardımcısı. İnsanları kapısından kovan bir belediye başkan yardımcısı. Telefonlarını açmayan belediye başkan yardımcısı, şimdi aday oldu gerçi. Ya dedik böyle olmaz. Böyle belediye başkanlığı da olmaz, yardımcılığı da olmaz. Ben dedim bu işi böyle yapmayacağım. Bir, ben köy köy, sokak sokak, belde belde gezeceğim. Geldim mi defalarca Kayalıoğlu'na? Geldim. Bu meydanda defalarca çay içtim mi? İçtim. Biz burada pandemi oldu geldik. Hizmet ettik geldik. Asfalt attık geldik. Meydan yaptık geldik. Devamlı geldik. Sosyal tesis açtık geldik. Cumhuriyet Parkı'nı kazandırdık geldik. Defalarca geldik. Sizlerle burada misafir olup çok da mutlu olduk. Ama dediğim gibi boş da gelmedik. Hep de hizmetle geldik. Kayalıoğlu bizim için özel bir yerdi. Diğer tüm beldelerimiz gibi hizmetin en iyisi hak ediyordu. Ve geldiğimiz günden beri işte şu meydan, inanın şöyle bir meydan şu an Akisar'da yok. İnşallah 200 dönüm yapacağız ama yok. Böyle güzel bir meydan yaptık Kayalıoğlu'muza. Asfalt çalışması dediniz, yaptık. Onun dışında Cumhuriyet Parkı, geldik adımlarımız bugün Kayalıoğlu'ndan. Dediler Cumhuriyet Parkı çok atıl durumda. Bir baktık bizde önceki belediye kiralamış. Dedik olur mu? Rica ettik arkadaşlardan. Bir şey de yapmıyorlardı. Boşalttılar. Güzel bir park haline getirdik. Bir sosyal tesis haline getirdik. Kayalıoğlu halkı, sadece Kayalıoğlu halkı değil, tüm Akisar halkı kullanıyor Cumhuriyet Parkı'nı. Çok da mutlular. Şimdi bir de üstüne Kayalıoğlu kat yapıp da orayı indirimli yapalım mı kadınlarımıza? Tamam, onu yapacağız. O bak, birinci sözü aldınız daha ilk dakikadan. Yani Kayalıoğlu'nda ne ihtiyaç varsa, nerede eksiklik varsa biz oradaydık. Sadece Kayalıoğlu'nda değil, tüm beldelerimizde, tüm köylerimizde çalıştık. Onlarca hayır yeri yaptık, muhtarlık binası yaptık, aşevi yaptık, kreş yaptık, soğuk asfalt yaptık, her yere iletişmeye çalıştık. Bu şekilde devam ettik. Sadece Kayalıoğlu'nda değil, Akisar merkezde de çok çalıştık. Çünkü biliyorum siz Akisar'a çok gidip geliyorsunuz. Akisar'ın merkezinde de cumartesi pazarını açtık, kültür merkezi yaptık. Uyurumcu Kültür Merkezi binlerce kişi çalışıyor da, kurs alıyor. Sağlık ocağı yaptık. Onun dışında güneş enerji santrali yaptık. Asfaltlar yaptık. Yüzün üstüne park yaptık. Yani Akisar'ın dört bir köşesine hizmetle yaptık. Ama bir de ülkenin gerçeği vardı. Çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Şu anda emekli maaşları yetiyor mu insanlara? Yetmiyor. Şu anda çok ciddi sıkıntı var. Gıda fiyatları almış başını yürümüş. Etin fiyatı yükselmiş, peynirin fiyatı yükselmiş. Enflasyon düşüremiyorlar, %60-70 açıklıyorlar. Şimdi demeye başladılar, Temmuz'dan sonra düşecek. Hep bir Temmuz ayı geliyor. Bir türlü o enflasyon düşmüyor. Dedik ki, sosyal belediyecilik yapmamız lazım. Bunlar sosyal belediyecilik nasıl olur bilmedikleri için sosyal medya belediyeciliği anladılar. Değil dedik, sosyal belediyecilik. Nedir o? Aşevi açtık arkadaşlarımız. Aşevimizde 600 tane vatandaşımıza ücretsiz yemek dağıtıyoruz her gün. Sizlerin adına dağıtıyoruz. Bakkal kat yaptık. Bizden önce belediye yılda bir ay, Ramazan ayında ücretsiz kart veriyordu. Herkese destek oluyordu, destek olmaya çalışıyordu. Yılda bir ay. Dedik ki böyle olmaz. 12 ay boyunca her ay 500 TL para yatırıyor. Yaklaşık 800 tane vatandaşımıza. Ve sadece bakkallarda alışveriş yapıyorum o kartla. Böylece hem bakkala destek oluyoruz, hem vatandaşlarımıza destek oluruz.
Hastalarımızı ücretsiz bir şekilde İzmir'deki, Manisa'daki hastanelere taşıyoruz. Hemen 400 tane vatandaşımızı taşıyoruz. Deprem oldu, inşaat malzemesi yardımı yaptık. Gıda paketleri yardımı yaptık. Kreşler açtık. Kreşlerimizde şu anda yaklaşık 200 tane çocuğumuz ayda 1500 TL'ye eğitim görmekte. 200 tane çocuk. Onun dışında süt dağıtıyoruz. 1-5 yaş arasındaki çocuklarımıza, 6000 çocuğumuza her ay süt dağıtıyoruz. Yani kısaca belediye olarak sosyal anlamda herkesin yanında olmaya çalıştık. 7'den 70'e. Bakın bu kadar çok şey saydım. Ne yapmadık biliyor musunuz biz? Sadece bir şey yapmadık. Partizanlık yapmadık. İnsan ayırmadık. O köy bizden, bu köy bizden değil demedik. O belde bize oy veriyor, bu belde vermiyor demedik. Aynı Kayalıoğlu gibi. Kayalıoğlu bize destek veren bir yer, teşekkür ederim. Her yere destek olduk. Herkese kucağımızı açtık. Herkese kardeşimiz dedik. Herkese hemşerimiz dedik. Bu şekilde de devam edeceğiz. Tüm Akhisarlara eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Şimdi önümüzdeki dönem projelerimiz hazır. Proje kitapçığımız burada. Köy köy, belde belde dağıttık. Herkese anlatıyoruz. Gene böyle öyle uçuk, öyle hayali projeler yok. Hepsi gerçek, hepsi gerçekleşecek. Bakın, bize AK Parti 5 seçimdir üniversite hayali satıyor. 5 seçimdir. Her seçimde üniversite yapacağız, üniversite yapacağız. Ya kardeşim, üniversite bu. Bir yasayla yaparsın, bir binayı yaparsın, üniversite olur. Hala daha bize üniversite satacaklar. Hala daha bize il olma vaadi satacaklar. Hep hayal peşindeler. Hep hayallerin arkasına gitmeye çalışıyorlar. Ve 20 senedir onlar bir türlü gerçekleşmiyor. Burada projelerimiz hazır. Hepsi gerçek. Hepsi yapılabilir. Katlı otoparkından yeni sağlık ocaklarına, yeni kreşlere, yeni meydanlara, yeni yollara, yeni parklara, güvenli parklara, Akhisar'ın her bir köşesinde Akhisar halkının gerçekten ihtiyacı olan projeler. Hepsini de gerçekleştiririz. Hepsini de hallederiz. Hiç sıkıntı değil. Hiç de yalan da söylemeden vatandaşa, hayaller satmadan gerçekleri söyleyeceğiz. O gerçek projeleri de gerçekleştireceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi biz neden geldik? Malum. Kaldı 15 gün. 15 gün sonra bir seçim var. Evet, ben Kayalıoğlu'na çok geldim. Kayalıoğlu'nda çok çayınızı içtim. Kayalıoğlu'nda çok muhabbetinizi ettim. Daha geçen ay burada oturduk, kadınlarımızla sohbet ettik. Ben gene keyifle geleceğim ama bu sefer durum farklı. İki tane belediye başkanı seçeceğiz. Biri Cengiz Başkan mı, Ferdi Başkan mı diyeceğiz. Bir de Akhisar'da iki adaylı bir seçim yapacağız. Ya AK Parti'nin adayı, o eski belediye başkan yardımcısı, odasından çıkmayan, telefonlara bakmayan, halktan korkan belediye başkanını seçeceğiz. Veyahut da Besim Dutlulu'yu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını seçeceğiz. Ben elinizi vicdanınıza koyun diyorum. 15 sene boyunca belediye yönettiler. 15 sene boyunca neler yaptılar, neler yapmadılar. Kendileri için neler yaptılar, Akhisar için neler yaptılar. Benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bakın, benim 5 senem onların 15 senesi. Hangi belediye başkanı adayı? Onların o eski başkan yardımcısı yoksa ben mi? Kayalıoğlu'nu daha çok seviyorsa, Kayalıoğlu'na daha çok geliyorsa, Kayalıoğlu için daha çok hizmet edecekse o belediye başkanı adayına oy verin. Ben bu konuda iddialıyım. Ben Kayalıoğlu'nu daha çok seviyorum. Kayalıoğlu'na daha çok gelirim. Kayalıoğlu'na daha çok hizmet ederim. Hiç merak etmeyin. Yaptık çok şükür. Babam yaptı diyor. Kalanı da biz yaptık. Daha da yapacağız. Hiç merak etme. Şimdi dersiniz, diyebilirsiniz. Kayalıoğlu'nda şu eksik, bu eksik. Farkındayız. Kaya eksik bitmez. Ama bizde de bu çalışmaz bitmez. Parklar yapmaya devam edeceğiz. Asfaltlar yapmaya devam edeceğiz. Sosyal tesisler yapmaya devam edeceğiz. Meydanlar yapmaya devam edeceğiz. Hem Akhisar'ımız, hem Kayalıoğlu'muz, hem merkezimiz, hem beldelerimiz, kırsalımız daha güzel olana kadar, daha güzel olsun diye hiç durmadan çalışacağız. Hiç merak etmeyin, biz buradayız. Genciz, enerjimiz de var. Bu işi yapmaya yeteneğimiz de var. Hiç merak etmeyin. Ekibimiz de çok sağlam. Biz hiç durmadan çalışacağız. Arkadaşlar, ben çok geldim Kayalıoğlu'na diyorum yani. O gelmemin asla bir sebebi var. Biz bu yola çıkarken hiç öyle o çok zenginlere, o zeytin ağlarına, fabrikatörlere, Akhisar'ın o kodomanlarına falan güvenmedik. Bu yola çıkarken biz sizlere güvendik. Siz kimsiniz? Siz
Akhisar'ın emekçisi, çiftçisi, köylüsü, kadını, genci, işçisi, öğrencisi, sizlere güvendik. Ve ben çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hiç bizleri yalnız bırakmadınız. Şu ana kadar hiç arkamızda, hep arkamızda durdunuz, hiç yalnız kalmadık. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bundan sonraki 5 yılda da gene arkamızda kalıp duracaksınız. Gene Metin Dutlulu'yu destekleyeceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyeceksiniz. Çok güzel hizmetleri hep beraber imza atacağız. Sizleri çok seviyorum. Bu soğuk havada beklediniz, dinlediniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Konuşmalarından dolayı belediye başkan adayımız Besim Dutlu'ya teşekkür ediyoruz. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.